Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü dersimizde sizinle Future Tense işleyeceğiz. Future Tense gelecek zaman demek. Biz daha önce artık zamanları işlemeye başlamıştık. Hangi zamanları işlemiştik? Geniş zamanla başlamıştık. Ardından şimdiki zamanı görmüştük. Ve daha sonra da geçmiş zamanla bir giriş yaparak geçmiş zamanı da bitirmiştik, değil mi? Şimdi yine bir zaman konusunu işleyeceğiz ve bu sefer gelecek zamandan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi gelecek zamanın 3 tane kullanımı var aslında. Birincisi will, ikincisi be going to, üçüncüsü ise present continuous tense. Biz present continuous'u nerede görmüştük? Aslında biz bu kullanımı şimdiki zaman kullanımında görmüştük, değil mi? Fakat bu kullanımın bir de future meaning'i, yani gelecek zaman anlamı da var. Yapıları değişmiyor, sadece anlam bakımından farklılıkları var. Biz bu dersimizde ilk önce will'i işleyeceğiz. Size will'den bahsedeceğim. Cümleleri nasıl kurarız? Pozitif, negatif ve soru cümleleri nasıl oluşturulur? Bunlardan bahsedeceğim. Diğer videolarımızda be going to ve present continuous anlatacağım. En sonunda ise will ve be going to'yu karşılaştırmalı bir şekilde göstereceğim. Çünkü bazı anlam farklılıkları var. Bazen birbirlerinin yerine kullanılabilirken bazen kullanılmıyor. Bu farklılıkları göstermek için soru çözümü yaptıracağım ve ardından da gelecek zaman konusunu bitirmiş olacağız. Bu videomuzda will ile başlayacağız arkadaşlar. İlk önce will nerelerde kullanılır? Bunlara bakalım. Will, gelecekle ilgili olacağını düşündüğümüz eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu bir tahmin, bir hesaplama sonucu veya bir beklenti olabilir. Yani will de aslında biraz da kendi fikirlerimiz ön planda. Yani gelecekle ilgili olacağını düşündüğümüz eylemler. Hani bence böyle olur, olacak, bence böyle olmayacak gibi şeylerde will kullanıyoruz. Bu will'in ilk kullanımı. Örneğimize bakalım. People will consume less organic food in the future. Gördüğünüz gibi burada will var. Will'imizi koyduk, ardından fiilimizi koyduk. Consume tüketmek demek. People'ı da biliyoruz. İnsanlar ne yapacakmış arkadaşlar? Gelecekte daha az organik yiyecek tüketecek. Hatta biz bu less kullanımını bir önceki dersimizde comparative superlative'lerde görmüştük. Gelecekte daha az organik yiyecek tüketecek. Aslında bu neye benziyor? Bu gelecekle ilgili benim bir tahminim. Belki bu istatistiksel bir veridir. Belki değildir. Belki de ben sadece böyle bir gözlem yapmışımdır ve böyle bir tahminde bulunmuşumdur. Ne dedik? Gelecekle ilgili olacağını düşündüğümüz eylemleri ifade etmek için kullanılıyordu. Bu da bu kullanıma gayet uyan bir cümle örneği. I'm afraid, I hope, I expect, I am sure, perhaps, probably, certainly ve definitely gibi kelimelerle de sık sık kullanılıyor. Şimdi bu kelimelerin anlamlarına bakalım. I'm afraid ne demek? Korkarım ki. I hope, umarım. I expect, beklerim. Hani bir beklenti içindeyim gibi. I am sure, eminim. Perhaps, belki. Probably, muhtemelen, certainly ve definitely de kesinlikle anlamlarına geliyor arkadaşlar. Şimdi bunların örneklerine bakalım. I'm afraid he'll forget my birthday if he'll forget my birthday again. I'm afraid he'll forget my birthday again. Şimdi bu cümlede will nerede arkadaşlar? Bu cümlede will burada. Eğer ben özneden sonra kesme işareti koyup iki tane L'ye koyarsam bu will'in kısaltması anlamına geliyor. Korkarım ki doğum günümü yine unutacak. Ne yaptık? Will'in bu kelimelerle olan kullanımına bir örnek cümle oluşturmuş olduk. Perhaps they will be late for the meeting. Yine perhaps'ı kullandım. They, will'imi koydum, ardından da be fiilimi koydum. Ne demiş oldum peki? Belki toplantıya geç kalacaklar. Yine bir ihtimal var burada. Belki şöyle olacak gibi. You'll probably see Mary when you go to the wedding. Yine bu cümledeki will nerede arkadaşlar? İşte burada. Yine will'i kısaltılmış şeklinde yazmış. You will probably kullanmış muhtemelen. See fiilinde biliyoruz. Ne diyor? Sen muhtemelen Mary'i göreceksin. Ne zaman? When kalıbını da görmüştük. When you go to the wedding. Düğüne gittiğinde muhtemelen Mary'i göreceksin. Yine bir gelecek zaman cümlesi oluşturmuş olduk. We certainly won't earn money. Biz kesinlikle arkadaşlar... Bu cümledeki will nerede? İşte bu cümledeki will burada arkadaşlar.
Will'in negatif formunun da bu şekilde want olduğunu görmüş olduk. Aslında bu will ve not'ın birleşmiş hali kısaltılmış şekilde want şeklinde yazılıyor. Hani is not'ın isn't olması gibi. I am not'ın zaten kısaltması yok. Mesela they are not'ın they aren't olması gibi. We will'in de kısaltmasının negatifinin, we will not'ının we won't olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Ne diyor? Kesinlikle para kazanmayacağız. Bir diğer kullanım alanı. Konuşma sırasında karar verdiğimiz, yani bir planlama yapmadığımız veya önceden karar vermediğimiz eylemleri ifade ederiz arkadaşlar. Mesela karşılıklı bir konuşma var ve bu konuşmada ben o an bir şey yapmaya karar veriyorum. İşte bu gibi durumlarda will kullanmam gerekiyor. Biri sormuş, demiş ki, what would you like to have? Karşımdaki de cevap vermiş, I'll have some orange juice. Ne demek? Hemen çevresine bakalım. Ne almak istersin? What would you like to have diye sormuş. Cevabında da I'll have some orange juice. Portakal suyu alayım. Biz arkadaşlar bu gibi durumlarda will'i illaki ecek acakla çekimlemek zorunda değiliz. Bir kafeye gittiğinizde garson size bir menü verir ve siz oradan bir şey seçersiniz. Ne alacağınıza daha önceden karar vermemişsinizdir, bunun planını yapmamışsınızdır. O an konuşma esnasında portakal suyu istediğinize karar verirsiniz. Konuşma sırasında karar verdiğimiz bu gibi durumlarda will'i kullanırız ve mutlaka ecek acak şeklinde çevirmek zorunda değiliz. Birisi demiş ki, I am hungry. Karşısındaki de cevap vermiş. Okay'den I'll make you a sandwich. Hemen çevresine bakalım ve daha sonra cümlemizi çözümleyelim. Karnım acıktı. Cevap veriyor. Okay'den tamam o zaman. Sana bir sandviç yapayım. Sana bir sandviç yapacağım diye çevirmek zorunda değiliz. Çünkü biz bunu günlük Türkçe'de de yapayım, edeyim, geleyim, tamam o zaman söyleyeyim tarzında anlık konuşmalarda bu şekilde söylüyoruz. Bunu da İngilizce'de will yapısıyla veriyoruz arkadaşlar. Diğer bir kullanımı. Will ifadeleri bir söz verme, niyet belirtme, tehdit, ret, teklif gibi anlamlara gelebilir. Hemen örneklerimize bakalım. I won't forget your birthday again. Bakıyorum burada will'in negatif hali var. Demek ki bir şey yapmayacağından bahsediyor. Forget neydi arkadaşlar? Unutmak. Unutmayacağım diyor. Neyi unutmayacağım? Your birthday again diyor. Doğum gününü tekrar unutmayacağım. Bu bir söz verme cümlesi. Demek ki daha önceden doğum gününü hatırlayamamış arkadaşlar. Bu yüzden de I won't forget your birthday diyor. Doğum gününü tekrar unutmayacağım. Demek ki karşımdakine bir söz veriyorum ve bunu yaparken de will kalıbını yine kullanıyorum. If you don't stop making noise, I'll call the police. Ne demek? Bu cümleye baktığınız zaman if you don't stop making noise, I will call the police. Bu bir tehdit cümlesi arkadaşlar. Cümlede diyor ki gürültü yapmayı kesmezsen polisi arayacağım. Burada bir koşul var. Bu yüzden de if'i kullanmış. Bu konuyu daha sonra göreceğiz. Gürültü yapmayı kesmezsen polisi arayacağım. We won't speak to you again. Özlem burada we, will'in negatif halini yapmış. We won't speak to you again. Seninle bir daha konuşmayacağız. Bu da bir tehdit var cümle zaten. Will you? Informal teklif ve ricalarda kullanılabilir. Will you bir kalıp arkadaşlar. Will you informal teklif ve ricalarda kullanılabilir. Informal ne demek? Resmi olmayan demek. E formal da demek ki resmi demek. Informal teklif rica derken karşımdakinden bir şey rica ettiğim zaman, ondan bir şey istediğim zaman ben will you kalıbını kullanıyorum. Örneklerimizi daha iyi anlayacağız. Will you join us? Bu bir soru cümlesi. Nereden anladım? Zaten will başta, sonunda da soru işareti var. Demek ki karşımdakine bir şey soruyorum. Join kelimesinin anlamını biliyor muyuz arkadaşlar? Join katılmak demek. Will you join us? Bize katılacak mısın değil de, bize katılır mısın? Katılmak ister misin gibi. Burada bir teklif olduğu için ben bunu will you kalıbıyla veriyorum. Diğer örneğimiz. Will you clean the table? Ben yine bunu arkadaşlar masayı temizleyecek misin diye çevirmiyorum. Masayı temizler misin diye çevirmem gerekiyor. Çünkü bu bir will you kalıbı ve ben karşımdakinden bir şey istiyorum. Bir ricada bulunuyorum. Masayı temizler misin? Will you clean the table? Diğer örneğimiz. Will you pass me the salt please? Zaten sonunda please var. Demek ki bir şey istediğim çok bariz. Ne istiyorum karşımdakinden? Pass me the salt please. Hemen bakalım. Tuzu uzatır mısın lütfen? Yine tuzu uzatacak mısın diye çevirmiyorum arkadaşlar. Will you? Böyle bir kalıp. Informal tekliflerde bu kalıbı kullanıyoruz.
Şimdi geldik. Cümlelerimiz nasıl çekimleniyor? Zaten gördüğümüz örneklerde de, örnek cümlelerde de az buçuk kafanızda bir fikir oluşmuştur. Kalıba birazcık aşina olmuşsunuzdur. Bu kalıp arkadaşlar pozitif cümleler için geçerli. I, you, we, they, he, she, it öznelerimden sonra will'i getiriyorum. Will, ecek, acak demek. Bunun ardından da hemen verb one yani fiilimizin yalın halini koyuyoruz. Hemen tablomuza bakalım. I, he, she, it, you, we, they. Hepsine will geliyor arkadaşlar. Hemen ardından da hepsine fiilin birinci haline geliyor. Siz zaten fiillerin birinci halini biliyorsunuz. Fiillerin yalın hali yani bare formu. Bu arkadaşlar bu şekilde öznelerden yani bütün öznelerden sonra will geldiği için işte he, she, it'e göre, I, you, we, they'e göre değişmediği için aslında öğrenmesi çok kolay bir konu. Eğer benim zaman zarflarım, zaman eklerim özneye göre değişmiyorsa bu konuyu öğrenmek çok kolaydır. Şimdi örneklerimize bakalım. I will sleep late. Will'e baktım, gelecek zaman var. Sleep fiilini biliyorum. Late'i de biliyorum. O zaman ben bu cümleyi çevirebilirim. Geç uyuyacağım. Bir gelecek zaman cümlesi. Diğer örneğimize bakalım. You will cook today. Cook fiilini biliyorsunuz arkadaşlar. Derslerde çok yapmıştık. You will cook today. Yemek yapmak fiili. Bugün yemek yapacaksın diyorum karşımdakine. We will study together. Study'yi de biliyoruz. We will study together. Together beraber yani birlikte anlamına gelir. O zaman bu cümlemin çevirisi birlikte ders çalışacağız. Ne zaman? Gelecekte. Yani bu bir gelecek zaman cümlesi. Çünkü ben buraya will ekini koymuşum. They will bring food. Bring getirmek demek arkadaşlar. Food kelimemizi de biliyoruz. They öznemizi de biliyoruz. Will'i de şimdi öğrendik. O zaman bu cümlenin çevirisi onlar yemek getirecekler şeklinde olmalıdır. She will invite them to the party. Burada benim öznem she will invite. Invite birini bir yere davet etmek demek. Kimi davet edecekmiş arkadaşlar? Onları nereye? Partiye. Onları partiye davet edecek. He will go fishing. Go you ve fishing'i biliyoruz. Çok kolay bir şekilde çevirebiliriz. O balık tutmaya gidecek veya balığa gidecek. It will fall down. It biliyoruz cansız nesneler ya da hayvanlar için kullanılıyor. Fall ya da fall down fiili de düşmek demektir arkadaşlar. Eğer biz bu örnek cümleleri yaparken bilmediğiniz kelimeler çıkarsa karşınıza lütfen defterinize not alın çevirileriyle birlikte. Pozitif bir cümle olduğu için o düşecek dedim. Şimdi gelelim negatif cümlelerimize. Yine I, you, we, they, he, she öznelerinden. Hemen sonra will ekimi koyuyorum. Hemen ardından not getirmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü artık biliyorum ki İngilizce'de olumsuzluk eki not'tır. Ve ben negatif cümle yapmak istiyorsam not kullanmak zorundayımdır. Not'tan sonra da tabii ki de benim her cümlede olduğum gibi fiile ihtiyacım var. Fiillerimiz de pozitif cümlelerde olduğu gibi verb one yani fiilin yalın hali şeklinde kalmalı. Will not arkadaşlar bu şekilde de yazabilirsiniz ya da won't diye de kısaltabilirsiniz. Genellikle hep won't karşınıza çıkar. Örneklerimize bakalım. Örneklerden önce bir tablo var. Daha deminki tablonun negatif hali. I, he, she, it, you, we, they. Hepsine won't koymuş arkadaşlar. Sonuna da work fiilini koymuş. Yani ben çalışmayacağım, o çalışmayacak, biz çalışmayacağız anlamında. I will not veya I won't sleep. Daha demin I will sleep demiştik, uyuyacağım. I won't sleep dediğim zaman da negatif hali. Geç uyumayacağım. Burada bir late eksik. I won't sleep late şeklinde. Diğer örneğimiz, you won't cook today. You will cook today neydi? Yemek yapacaksın bugün. Won't dediğim zaman negatif anlamı katıyorum ve bugün yemek yapmayacaksın demiş oluyorum. We won't study together. Study ders çalışmaktı. Together birlikteydi. Beraber ders çalışmayacağız çünkü won't yaptım. They won't bring food. Onlar yemek getirmeyecekler. Diğer bir örneğimiz. She won't invite them to the party. She yine ne yapmayacak bu sefer? Onları partiye davet etmeyecek. He won't go fishing. He will go fishing. Balığa gidecekti. He won't go fishing dediğimde balık tutmaya gitmeyecek. It won't fall down. It will fall down dediğim zaman o düşecek. Won't koyduğum zaman negatif olduğunu anlıyorum ve düşmeyecek şeklinde çeviriyorum. Şimdi geldik soru cümlelerimize.
Artık biliyorsunuz arkadaşlar, soru sorarken ben yardımcı fiilimi, zaman eklerimi hep başa alırım ve öznelerim hep ortada olur, değil mi? Hemen ardından da fiilin birinci halini getiririm. Gelecek zamanda fiilin hep birinci hali vardır. Geçmiş zamandaki gibi çekimlenmez veya geniş zamandaki gibi öznelere göre çekimlenmez. Her zaman fiilin birinci hali. Soruda da, negatifte de, pozitif cümlelerde de. Bu da bu konunun yine ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Tablomuza bakalım. Dilleri başa almış, öznelerimin hepsini ortaya almış, fiilimin yine birinci halini, bare formunu sonuna koymuş arkadaşlar. Will he work? O çalışacak mı? Will she work? O çalışacak mı? Will you work? Sen çalışacak mısın? Şeklinde sorularını yapmış. O zaman will I sleep late dersem ne soruyorum? Geç uyuyacak mıyım? Will you cook today dersem sen bugün yemek yapacak mısın? Will we study together? Together beraber demek, study ders çalışmak demekti. Burada bir soru var. O zaman birlikte ders çalışacak mıyız? Will they bring food? Onlar yemek getirecek mi? Will she invite them to the party? Yine öznemi ortaya almışım. Fiilim burada arkadaşlar. Will she invite them to the party? Onları partiye davet edecek mi? Kim? She. Çünkü bu cümlede benim öznem she. Will he go fishing? O balık tutmaya gidecek mi? Will it fall down? O düşecek mi? Şeklinde. Şimdi sorular çözelim arkadaşlar. Öznem I, benim parantez içinde not var, bir de fiilim var, sonunda da to school diye bitirmiş cümlemiz. Bunu her videoda söylüyorum. Eğer parantez içinde not görürsek, bu not'ı olduğu gibi koy değil. Senden hangi zamanı istiyorsa o zamanla ilgili negatif bir cümle yap anlamına geliyor arkadaşlar. Gelecek zaman yaparken hangi eki kullanıyordum? Will. Negatifte ne oluyordu? Will not ya da kısaltılmış haliyle won't. Ardından da fiilimin birinci halini hemen koyabilirim. I won't go to school. Okula gitmeyeceğim şeklinde. Öznem she fiilim carry all of the boxes. Carry taşımak demek arkadaşlar. Burada bakıyorum not vermiş mi bana? Hayır. Cümlenin sonunda bir soru işareti var mı? Ya da öznem ortada mı? Hayır. Demek ki bunun pozitif bir cümle olması lazım. Pozitif cümlelerde ne yapıyorduk? Will artı fiilimizin birinci hali. Yani she will carry all of the boxes. Bu kadar. Diğer bir örnek. İşte burada bakıyorum öznem ortada ve iki tane boşluğum var. Ve cümlenin sonunda da bir soru işareti var. Demek ki benden bu sefer soru cümlesi yapmamı istiyor arkadaşlar. Soru cümlelerinde ne yapıyorduk? Will'leri başa çekiyorduk. Will'imizi buraya koyduk. Will you? Fiilim nasıl olacak arkadaşlar? Tabii ki de birinci halinde kalacak. Will you help me please? Lütfen bana yardım eder misin? Bana yardım edecek misin diye çevirmiyoruz burada. Neden? Çünkü will you kalıbı. Yani informal bir istek var burada. Yardım etmesini istiyor karşısındakinden. I'm sure that we feeling win this match. Gördüğünüz gibi I'm sure kalıbı var. I'm sure neydi? Eminim. Ve genellikle gelecek zamanla kullanılırdı. Bakıyorum negatif yok, soru yok. Demek ki benim bunu pozitif bir cümle yapmam gerekiyor. Nasıl yapacağım? Will'den sonra will ekimi koyacağım. Fiilim nasıl kalacak? Birinci halinde kalacak. I'm sure that we will win this match. Eminim ki bu maçı kazanacağız. Ne zaman? Gelecekte. I'm afraid I... Bana yine parantezde not vermiş. Fiilimi can vermiş to your party. Not ne demek? Olumsuz yap demek. Gelecek zamanın olumsuzunu nasıl yapıyorum? Will not. Fiilim nasıl kalıyor? Come. O zaman cevabımız won't come. I'm afraid I won't come to your party. Korkarım ki partine gelmeyeceğim. Yine ortada olan bir öznem var. Sonunda bir soru işareti var. Benden bunu soru cümlesi yapmamı istiyor. Artık biliyorum soru cümlelerinde en başa ne gelecek? Gelecek zaman için. Will gelecek. Fiilim nasıl kalacak? Birinci halinde kalacak. Will they buy presents for you? Sana hediye alacaklar mı? Şeklinde bir soru cümlesi yapıyorum. Şimdi geldik time expressions'lara. Time expressions neydi arkadaşlar? Zaman ifadeleriydi. Biz bunu diğer zamanlar içinde görmüştük. Geniş zaman içinde, şimdiki zaman içinde, geçmiş zaman içinde görmüştük. Kısa bir tekrarlayalım. Geniş zamanda ben hangi zaman zarflarını kullanıyordum? Geniş zaman yani her zaman yaptığım şeyler. O yüzden her zaman demek için always vardı. Genellikle usually, sık sık, often, asla demek için never,
Şimdiki zamana geldiğimizde, şimdiki zamanında Türkçedeki zaman zarfları işte şu an, şimdi gibi kelimelerdi. Bunların İngilizceleri neydi? Right now ya da now, at the moment, at the present gibi. Geçmiş zamana geldiğimizde zaten isminde geçmiş var. Yani biz geçmişteki şeylerden bahsederken geçmişte diyebilmek için in the past ya da yesterday, dün, a year ago, bir yıl önce, 2 days ago, 2 gün önce gibi zaman zarflarım vardı. Peki gelecek zamanın zaman ifadeleri nasıl olabilir? Mesela tomorrow diyebilirim, yarın. Yarın okula gideceğim gibi. Tonight diyebilirim, bu gece film izleyeceğiz. Next, bir sonraki demek ya da gelecek demek. Mesela next week, next year, next Sunday. Gelecek hafta, gelecek yıl ve gelecek pazar. Örneğin gelecek yıl başka bir ülkeye taşınacağız. Gelecek hafta bir sınava gireceğim. Gelecek pazar bir pikniğe gideceğiz gibi. In 10 days, 10 gün içerisinde. Örneğin 10 gün içerisinde bir kargo gelecek gibi. The day after tomorrow ne demek arkadaşlar? After sonra demek. After tomorrow yarından sonraki gün anlamına geliyor. Later daha sonra demek. Soon ise yakında. Hani çok yakın gelecekte. Örneğin I will sleep soon. Hani birazdan gibi. Birazdan uyuyacağım. I will sleep soon. Bu gibi zaman zarflarını gördüğümüzde de biz gelecek zaman olduğunu anlıyoruz. Gelecek zamanla ilgili bir cümle kurmak istersek bunları kullanıyoruz. Eğer biz bunları soruda karşımızda görürsek o sorunun bizden gelecek zaman çekimini istediğini anlıyoruz arkadaşlar. Biz bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde gelecek zamana kısa bir giriş yaptık ve will'den bahsettik. Will ile ilgili pozitif, negatif ve soru cümlelerini gördük. Nasıl çekimlediğimizi gördük. Bunların sorularını çözdük. Ve hangi zaman zarflarının kullanıldığına baktık. Siz de eğer bu bilginizi pekiştirmek istiyorsanız ve bu konuyu tekrar etmek istiyorsanız bizim on-screen'de sayfa 110'da bir tane tablo var. Bu tabloya bakarak arkadaşlar isterseniz bu tabloyu defterinize de çizebilirsiniz. Hatırlamanızda yardımcı olması için. Şimdilik bu kadar. Biz diğer derslerimizde gelecek zaman konusunu bitirdikten sonra size çözmeniz için sorular vereceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.